Evet, çok değerli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünden itibaren inşallah Rabbim nasip ederse bütün Kur'an'ı, her gün bir Kur'an sayfasını, irabını, kelime kelime açıklamasını yapmaya çalışacağız. Gücümüzün yettiğince Rabbim hepimizin istifade etmesine, hatta bu şekilde çalışmayı kendimize alışkanlık edinmeyi, her gün bir Kur'an sayfasını en azından bu şekilde anlayarak, artık tekrar ede ede ezber haline bile gelebilir. Bütün Kur'an'ı bu şekilde kelime kelime analiziyle, irabıyla anlamamızı nasip etsin inşallah. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. Bunu çoğaltalım. Arapça artık malum olduğu gibi bayağı pek çok kişi tarafından anlaşılmaya, öğrenilmeye başlandı. Hakikaten Kur'an Arapçası da çok çok böyle büyük bir şey gerektirmiyor. Yani Kur'an üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani modern Arapça tek tek bütün kelimeleri ezberlememiz şeklinde değil de malum Kur'an iki kapak arası ve biz bu iki kapak arasını Allah'ın izniyle damlaya damlaya göl olur misali yavaş yavaş yapabiliriz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Eûzü Besmele ile başlayalım. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Tamamına ermeyi nasip etsin inşallah. Evet, Eûzü Besmele ile başlıyoruz. Eûzü billâhimineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime kelime bakalım. Eûzü, âze yeûzü fiili ve muzari fiil. Yauzu o sığınır. Euzu ben sığınırım. Billahi derken malum aze yauzu mef'ulünü bi harfi ceriyle alır. Bi harfi cer Allahi de mecrur isim. Yani kesra ile buradaki ne zaman harfi cer gelse sonu esra veya kesra artık ne şekil kabul edersek alır. Euzu billahi Allah'a sığınırım. Mine şeytani şeytandan erracim kovulmuş. Raceme'den geliyor. Dolayısıyla da bakın min harfi cer eşşeytani derken harfi cer dolayısıyla esra olmuş. Racim buradaki onun şeytan kelimesinin sıfatı. Böylece sıfat tamlaması var burada. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu cümleye istiaze denir. Tabii ki sığınma manasında, hani isteme, korunma, korunmak istemek manasında. Kur'an'dan bir ayet değil bu istiaze. Ama Nahil suresi 98. ayetiyle Rabbimiz Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın buyurduğu için Kur'an'a başlarken Euzu Besmele ile başlıyoruz. Fatiha suresine gelince değerli arkadaşlarımız, Fatiha malum fetaha açtı demek. Fatiha ismi fail açış yapan manasında Mekke'de inmiş ve 7 ayetten oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çoğunluk alimler bu Besmele'nin Fatiha'nın ayeti olduğunu söylemişler. İlk inen surelerden kabul edilir Fatiha. Tabii ki yavaş yavaş başlayacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim derken bir aslında harficer ismi mecrur isim muzaf aslında bu ismi ama hani biz nasıl eczahane demiyoruz, hastahane demiyoruz, eczane, hastane diyoruz. Çok söylenince bu isimler bu şekilde halk arasında böyle söyleniliyor genellikle. İlk asırlardan bu yana da besmele bu şekilde söylenmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bi harfi cer ismi, mecrur isim. Aynı zamanda muzaf ismi. Hani iki isim yan yana gelince isim tamlaması olur. Bismillahi derken de ismi muzaf olunca Allahi muzafın ileyh olmuş oluyor. Rahman Allahi kelimesinin sıfatı. Onun için de esra olarak gelmiş farkındaysanız. Rahman Allah'ın ismi. Rahman tek kelime yetmez bu kelimeyi Türkçesini söylemek için. İçinde lütuf var, sevgi var, merhamet var. Tabi dersimiz tefsir değil, hemen kısa açıklamalarla geçiyoruz. Tefsir için
daha geniş kaynaklara bakılabilir. Rahim aynı kökten rahmet kelimesinden türemiş. Bu falan vezninde Rahman, Rahim de feilün vezninde feilün, yani ikisi de bunların mübalağalı ismi fail olmuş oluyor. Demek ki Allah'ı kelimesinin birinci sıfatı Rahman Allah, Rahim de ikinci sıfatı Rahman Rahim Allah'ın adıyla ismiyle. Tabi harfi cerle başlamış bir cümle. Bunun aslında her ne istiyorsak ona başlarken Allah'ın adıyla başlama ilk öğütleniyor. Fatiha'da zaten ön söz, açış yapan, açan sure. Sanki bu besmelenin başında hani gizli bir ebtedi'u başlarım fiili var diye zaten söyleyen hangi işi yapıyorsa ona başlarken besmeleyi söylemiş oluyor. Evet. Elhamdü, el taksı marife olduğunu gösteriyor. Hamd yani şükür ve övgü manasında. Her ikisini birden, yani hem mesela birisi size kahve getiriyor. O çok teşekkür ederim diyorsun ama kahveyi içince de harika bir kahve olmuş bu diyorsun. Yani hem şükür var içerisinde hem de takdir var. Hamd kelimesi böyle. Hamd lillahi. Allah'a aittir, Allah içindir. Yani burada lillahi görüyorsunuz harfi cer ve mecruru. Yani harfi cer, mecrur, harfi zarfla yanındaki isim şibh cümle deniliyordu bunlara. Cer mecrurdan oluşan şibh cümle. Peki haber merfu olurdu, yani ötreli olurdu. Hani hem mübteda ötreli hem haber ötreli. Evet, mübteda da elhamdü derken dammeyi görüyoruz. Ama lillahi harfi cer varsa sonunu esre yaptığı için konum itibariyle haber merfu iken şibh cümle ref mahallinde, yani ötre mahallinde, ötre mahallesinde, damme makamında diyebiliriz. Habere dirdir hani koyduğumuz zaman haber oluyordu. Allah içindir, Allah'a aittir. Yani şükür ve takdir dediğimiz şey tamamen Allah'a aittir. Onun verdikleriyle oluyor her şey. Onun nimetiyle. Rabbi, bakın Rabbi derken el taksı yok, sonunda temin yok. Hani isim alameti neydi? Ya başında el taksı ya da sonunda temin olmasıydı. Dolayısıyla burada olmadığı için bunun muzaf olduğunu anlıyoruz. Ama esresinden de Allah'ı kelimesinin sıfatı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Allah'ı mevsuf oluyor. Rabbi Allah kelimesinin sıfatı. Sıfat mevsufuna her konuda hani hareke, müzekkerlik, müenneslik, efendim her yönünden uyardı. Onun için sıfat mevsufa tabidir denilir. Dolayısıyla harekesi esre olduğu için bu da esre. Rabbil alemin, alemlerin Rabbi. Bu ikisi arasında da isim tamlaması var. Farkındaysanız aynı şekilde. Rabbi muzaf, alemine de muzafun ile. Tabi muzafun ile esre olurdu. Ama cemi, yani çoğul kelimeler, cemi müzekker salim burada. Yani düzenli çoğul, düzgün çoğul ya nunla esre oluyor. Evet, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi. Ne kadar sınıf varsa, ne kadar grup varsa, varlık namına ne varsa hepsi tek tek, cins cins, çeşit çeşit alemleri oluşturuyor. Ve alemlerin Rabbi Allah içindir, Allah'a aittir deniliyor. Evet. Errahman, Errahim. Şimdi burada dikkat edersek buradaki secavent dediğimiz yukarıdaki lam cümlenin bitmediğini, devam ettiğini gösteriyor. Rabbil alemin, Allah'ın birinci sıfatı. Errahman, Errahim. Bakın ikinci sıfatı, Allah kelimesinin sıfatlarına devam ediyor. Rabbil alemin birinci sıfatı. Errahmani gene esra olmuş. Allah Teala'nın ikinci sıfatı. Errahim, Allah Teala'nın yine üçüncü sıfatı. Maliki yevmiddin, maliki yine bakın secavent lam, cümle devam ediyor ta ki tı, burada gördüğümüz tı'ya kadar. Maliki yevmiddin, burada zincirleme isim tamlaması var ama esre almış burası. Bu da cümlenin devam ettiğini, yani Allah'ın kelimesinin sıfatlarına devam ediyor. Din gününün maliki derken maliki muzaf, yevmi malikinin muzafun ileyhi, fakat zincirleme olduğu için el takısı en sonda gelir. Din gününün sahibi, bakın din yani hesap
gününün sahibi, hesap gününün maliki. Demek ki maliki muzaf, yevme muzafın ley. Aynı zamanda son, yani kendinden sonraki isim için tekrar muzaf, ettiğini de muzafın ile. Böylece cümle burada tı secaventiyle tamamlanmış oldu. Yani hamd, yani şükür ve övgü, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün maliki Allah içindir, Allah'a aittir. Evet, 5. ayete geçiyoruz. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke, malum bu munfasıl zamir dediğimiz ayrı zamirlerden. Eğer ortada gelseydi ikinci meful olarak kullanılırdı bu iyyâke, ama başa gelince yalnız sana, yani tahsis için kullanılır. Ve böylece cümle böyle zamirle, hani mukaddem öne geçmiş mef'ul denilir. Öne geçmiş mef'ul iyyâke, yalnız sana. Na'budu, abede ya'budu fiilinden nahnu bunun faili, yani biz, muzari fiil. İbadet ederiz. Abide olsaydı ben ibadet ederim derdi. Na'budu biz ibadet ederiz. Yani çoğul olarak gelmiş muzari fiil. Ve iyyâke nesta'in, tekrar bakın bu kalıp gibi. Bu da ve iyyâke nesta'in, iyyâke yalnız senden. İste'ane yesta'inu muzari fiil olarak burada gelmiş. Yesta'inu o yardım ister. Nesta'inu biz yardım isteriz. Yani yalnız sana ibadet ederiz. İbadet dediğimiz şey de Kur'an'ın tamamı, onun dediklerinin tatbik edilmesi malum. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Yani yardım isteme, duanın kıblesi yalnızca Allah'tır, başkası değil. Yalnızca ondan isteriz. Aksi takdirde şirk olur. Cenab-ı Hak bunu bize 5 vakit namazda 40 kere tekrarlattırıyor. Demek ki çok düşülen bir hata. Bu yüzden bunu okuyoruz. Yalnız senden yardım isteriz. Tarih boyunca örneklerini görüyoruz. Evet, Fatiha çok önemli gerçekten dua itibariyle. İhdina sıratel müstakim. Buradaki fiil ihdina, heda yehdi fiilinin emir haline getirilmiş şekli. Heda yehdi, isterseniz kalem kağıt alıp böyle söylenen fiilleri yerinizden de çalışabilirsiniz. Heda yehdi bizi ilet, yani Kur'an Ufku kitabımızdan bunu yapıyoruz. Kur'an Ufku. İhdina derken, yani Fatiha suresinde heda yehdi, ye'yi atıyoruz. Biliyorsunuz üçlü fiillerde emir yapmak için muzara tarifi dediğimiz yehdi mesela, ye'sini attık. Onun yerine okuyabilmek için, şurada cezim var ya, onun için okuyabilmek için hemze getiriyoruz. Eğer orta harf heda yehdi, burada orta harf esre. Orta harf eğer ötre ise, buradaki hemzenin harekesi ötre olur. Yani damme. Ama değilse, yani üstün ve esre ise, bu emir hemzesinin harekesi de esre olur. Heda yehdi, ihdi kaldı. Peki yehdi'nin ye'si nerede? Emir fiili sonları biliyorsunuz muzari fiilin cezim yapılmasıyla olur. Ama burada da yehdi derken, yani illetli fiillerin cezmi nasıl yapılır? Sondaki illet harfinin düşmesiyle. Düşürdük. Zaten buradaki esrede düşenin ya olduğunu söylüyor. İhdinna, bizi ilet. Evet, yani illet harfi ya'nın düşmesiyle mezun. Bu na ne oldu? Na da meful. Arkadaşlar, muttasıl zamir nasb mahallinde diyebiliriz. Hani mef'uller üstün oluyordu ama zamir gelince, zamirler mebnidir. Bütün zamirlerde mahallen mansup veya mahallen merfu denilir. Ya da fi mahalli nasb, fi mahalli ref denilir. Şimdi buradaki na mef'ul, bizi ilet. Heda yehdi, hani elinden tutup götürmek gibi, rehberlik etmek, yani bizi sen ilet diyor. Es-sıratal müstakim, dost doğru yola. Burada da meful geldi. Na birinci meful, es-sırata da ikinci meful arkadaşlar. Bakın mefulün harekesi de mansup olur gördüğümüz gibi. Yola, el-müstakim, dost doğru. Bakın sıfat tamlaması var burada. Dost doğru yola bizi ilet. Dolayısıyla mevsuf el müstakime de onun sıfatı oldu. Dost doğru, yani dost doğru cennete giden yol. Eğer hani Kur'an'ın yolu,
O da dosdoğru yol, Kur'an'ın söylediği yol. Eğer o yoldan gidersek cennete ulaşırız. Sağa sola saparsak o yol bizi cennete götürmez. Kur'an'ın yolu bizi cennete götürür. Dosdoğru yol Allah'ın söylediği yoldur. Evet, buraya bakalım. Sırata lezine enamte aleyhim. Sırata önceki, hani buradaki üstün önceki sıratı açıklıyor. Ve önceki sıratadan bedel deniliyor. Ve muzaf. Niye muzaf? El yok, temin yok. Dolayısıyla muzaf. Ellezine. Bakın bu ismi mevsul. Dolayısıyla burada ismi mevsul görüyorsunuz. Muzafun ile. Yani sırata muzaf. Ellezine. Kimseler. Kimselerin yoluna. Hangi kimselerin? En'amte. En'amte nimet verdiğin kimselerin. Yani ismi mevsulden sonra gelen cümleye sıla cümlesi denir. Bu sıla tek kelime olarak gelmez biliyorsunuz. Ya isim cümlesi gelir, ya fiil cümlesi gelir, ya da şifhi cümle olarak gelir. Burada fiille başlamış. En'ame fiili. En'amte sen nimet verdin. Burada mazi fiil cümlesi olarak gelmiş. T'si de bunun mazi fiilin faili biliyorsunuz. Evet, tabi muttasıl zamir ref mahallinde. Aleyhim derken harfi cerle mecrur isim. Yani gene mecrur aslında esra ama zamir olduğu için muttasıl zamir cer mahallinde ya da mehallen mecrur mahalli itibariyle konumu itibariyle cer mahallesinde yani cer mahallinde. Evet böylece ne dedi? Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Yani bu çok önemli nimet verilen kimseler. Bu nimet her türlü maddi manevi olabilir. Rabbimiz hemen böyle kısacık açıklayıvermiş. Nimet insanı mutlu eden her şey. Hem dünyevi hem uhrevi nimet istiyoruz inşallah. Nimet verdiğin kimseler derken gayril mağdubi diyor bakın. Gazap edilenlerin yoluna değil. Yani nimet verdiğin kimselerin içinde bu. Hangi yolu tercih edeceğimiz tamamen bizim seçimlerimize bağlı. Gayril mağdubi gazap edilenin değil. Gadibe fiili burada ismi mef'ul. Mef'ulün sigasında gelmiş. Yani gadibun olsaydı kızan olacaktı. Mağdub kızılan, gazap edilen. Gayri de yukarıdaki ellezine'den bedel. Yani onun sıfatı da denmiş. Dolayısıyla gayril mağdubi gazap edilenin değil. Aleyhim onlara yani kendilerine gazap edilenlerin değil. Ve la dallin derken aslında la devam ediyor. Yani kendilerine gazap edilenlerin değil, sapmışların değil. Buradaki dallin, dalle fiilinin ismi faili. Yani ne sapmışların, ne gazap edilenlerin, ne de sapmışların yoluna değil. Buradaki la'ya zayid denmiş. Yani buradaki gayrideki olumsuzluk devam ediyor manasında. Zayid de asla hani fazlalık manasında değil, tekit için burada gelmiştir. Olumsuzluğu tekit ediyor. Kendilerine gazap edilenlerin için gene sapmışların değil. Dalle şöyle de açıklayabiliriz. Mesela dalle aslında bu dalele. Hani açılımını yaparsan. Onun ismi failini düşün. Üçlü fiillerin ismi faili mesela ketebe katibun oluyordu. Bu dalele dalilun. Ama iki L yan yana gelince dalilun tabi dillerine ağır gelmiş. Dalun. Hani zamanla olur böyle bu şekilde. Dalun. Tabi daline denmesi şuradaki ye'nun onun çoğul olduğunu gösteriyor. Tabi kime matuf? Atıf harfi var çünkü burada. Kime matuf? Mağdubiye. O da esra olduğu için bunun da cem-i müzekker salim olarak ya'nunla biliyorsunuz mecrur hali geliyor. Sapmışların değil, kendilerine gazap edilenlerin değil, kendilerine nimet verdiğin, bu nimetin içine her şey girer, nimet verdiğin kimselerin yoluna, dosdoğru yola bizi ilet demiş oldu. Amin diyoruz hep beraber. Çok değerli arkadaşlarımız, bundan sonra inşallah Rabbim tamamlamayı nasip etsin. Bir sonraki hani 1, 2, 3, Kur'an sayfası 1, Kur'an sayfası 2 diye devam edecek inşallah. Allah'a emanet olun, bizi takip edin. Takiben Bakara suresi yani Kur'an'ın birinci sayfasından
başlayacağız. Allah'a emanet olun. Sevgilerle, saygılarla efendim.